Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aşı alımı ile ilgili iddialarına tepki gösterdi. Çin'de Türkiye arasında bedava aşı anlaşması olmadığını vurgulayan Koca, Türkiye'nin aşı programını riske atmakla suçladığı Kılıçdaroğlu için muhalefet liderini sorumlu davranmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Sinovac firmasından 1 milyon doz aşının ücretsiz alındığını ancak buna rağmen tanesi 12 dolardan 12 milyon dolar ödeme yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. <laughs> Yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, belgesiyle açıklamamıza rağmen hala bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz diyerek CHP liderini aşı sürecini riske atmakla suçladı. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? İlişkilerin bozulması, tedariğin zorlaşması milletin aleyhine ama siyaseten kendi lehine mi olacak? Bu tutumun bedelini aşı sırası bekleyenler öderse bunu kendi vicdanına nasıl izah edecek? Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlamanın yolsuzluk iması olduğunu ve bu yolla da kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaların yolsuzlukla itham edildiğini vurgulayan Koca Kılıçdaroğlu'na sorumlu davranma çağrısında bulundu. Çinli aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz sinovakla anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır. Sayın muhalefet liderini kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedariğini umursamadan riske atmak yerine bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum. Siyaset her türlü ithamı meşru kılacak bir savaş alanı olarak ele alınmamalı ifadeleriyle salgınla mücadelenin sekteye uğratılmaması gerektiğine dikkat çeken bakan koca en büyük önceliklerinin aşı programının başarıyla sürmesi olduğunu belirtti.